Evet, şimdi hastamız bir gastroskopi işlemine gireceğiz. Endoskopi hemşiremiz hazırlıyor hastayı şu anda. Hastamızın mide ağrısı, ağız acısı gelmesi, göğüste yanma hisleri gibi şikayetleri var. Muhtemelen reflüz afajit dediğimiz bir patoloji çıkacak. Hastamız aç, işlem zaten yaklaşık 2-3 dakika sürecek. Sedo amacınızı altında, hasta hiç fark etmeyecek işlemi. İşlem anını hiç hatırlamayacak. İşlemden sonra hastayı uyandıracağız. İnşallah ciddi bir şey çıkmaz. Tedavisini verip evine taburcu edeceğiz inşallah. Görüldüğü gibi endoskopi cihazıyla girildi, yutması sağlandı. Şu anda özofagus dediğimiz yemek borusunun göğüs kısmındayız. Bir düz bir boru şeklindedir izlediğiniz gibi. Bunu takiben Z çizgisi ve gastroözofagal bileşke dediğimiz alanları geçip mideye giriyoruz. Mideye girdik. Z çizgisi doğal görünüyor, yani gastroözofagal bileşke. Mide korpus kısmı izliyoruz. Oradan midenin çıkış tarafına doğru, antruma doğru gittik. Evet, ne görüyoruz? Antrumda, bu karşıda gördüğümüz delik kısım mide çıkış alanı. Pilor diyoruz buraya. Tabi orada yaygın ödem vardı, kızarıklık vardı antrumda. Yine dövdüğünün birinci kıtaya geçtik, yani 12 parmak bağırsağına. Burada da yine çizgisel tarzda eroziv alanlar var, izliyoruz. Yine bir manevrayla dövdüğünün ikinci kıtaya geçtik. İkinci kıta, burayı da normal dokuda olduğunu izledik. Mide fıtığımız yok. Düşünmüştüm ama çok iyi kavruyor. Mide fıtığımız, ekranda gösterebiliriz. Fıtığımız yok, gayet güzel kavruyor. Tekrar aşağı dönüyorum. Şimdi buradaki lezyondan hem helikobakter pylori için hem de bir olası bir manite olmasın diye biyopsi alacağız. Bir de gastrit var. Biraz böyle dokuda hafif üstüne doğru gidiyor. O yüzden hem olası maliteye kart edelim hem de helikobakter pylori dediğimiz mikroorganizma var mı diye bu lezyon üzerinden biyopsi alıyoruz. Bekliyoruz peristaltik alanın geçmesini. Evet, biyopsimizi aldık. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi midemizi boşaltacağız. Ki hasta konforlu olsun, o çok önemli. Mideyi şişiriyoruz biz işlem esnasında. Tüm mide duvarını görebilmek için hava veriyoruz. İşlemi takiben, koroskopide de aynı şekilde. İşlemi takiben verdiğimiz havayı tekrar içeri alıyoruz kanamaları vasıtasıyla. Ki hasta işlem sonrası rahatsızlık duymasın. Evet. İşlemimiz bitmiştir. Hekimin ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz.